Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. 26 Ekim Pazartesi gününden ben medyum ve spiritüel danışman astrolog Canan Canoğlu. Sevgili dostlarım, şimdi sizlere bugün çay falı bakmayı, Rönesans tarotu bakmayı ve Laro tarot bakmayı hedefliyorum. Deniz Kızı ve Yunuslar destesiyle destek vereceğim. Şimdi benim kedim var biliyorsunuz. Bunu çizdim bir taşın üzerine. Koyuyorum sevgili kedimi taşın üzerinde. Daha önce de söylemiştim. Rune alfabesiyle size ritüeller yaptıracağım sevgili dostlarım. Bakın şurada alfabenin bir çarkı gözüküyor. Bu şekillerin her birinin anlamı başka başkadır. At beynimizi, bilinçaltımızı çalıştırdığımızda ve evrenin sembol dilini kullandığımızda hayatımızda hayallerimizi tezahür ettirebiliriz. Bunu bugün hatırlatayım dedim. İhtiyacımız olan şey öncelikle bir mum. Kullanılmamış olması daha iyi olur. Kullanılırsa da olabilir. Alamayabilirsiniz. O anda bulunmayabilir. Bir tütsü ada çayı olabilir. Üzerlik, defne yaprağı, yedi dükkan süprüntüsü, tarçın, reyhan hepsi bunların tütsü grubundandır ve çok liste uzayabilir. Fakat bunlar daha ekonomiktirler. Bir tütsü ve bir tütsü kabıyla beraber bu tütsü sandalı bir tütsü kabı da olabilir kapalı. Onunla hava elementini devreye koyacağız. Ateş elementini devreye koyacağız. Gereken her şeyi ben size söyleyeceğim sevgili dostlarım. Şimdiden hazırlayın. Belki karşılıklı yaparız. Belki o anda yapmak istersiniz. Canlı yayında yapmayı planlamıyorum ama bakarsınız yapabilirim de sevgili dostlarım. Şimdi bugün pazartesi, saflığı simgeleyen beyazlar giydim. Beyaz tişört sizin de mutlaka gardırobunuzda olsun. Olmazsa olmazınız beyaz tişört, bir tane siyah boydan elbise mutlaka olsun. Birkaç tane siyah tişört de edinebilirsiniz. Birkaç siyah tişört, birkaç tane de beyaz tişört. Ya benim var en azından bir 6-7 tane var beyaz tişörtüm. Çünkü çabucak kirlenebiliyorlar. İşte çabucak ter kokabiliyorsunuz. İşte rujunuz lekeliyebiliyor. Gelen buraya bir herhangi bir kahve lekesi, çay lekesi mahvedebiliyor. Onu böyle farklı aksesuarlarla renklendirebilirsiniz. Ben bugün pazartesi ayın günü olduğu için hem mavi koruma kalkanı oluştursun hem de su elementini temsil ettiği için mavi koruma enerjisidir. Mavi de bir saç bandanası kullandım. Onu da saç bağı gibi, kordeler gibi kullandım. Aslında saçıma böyle bant yapıyorum işte üzerine. Güneşten korunmak için ya da herhangi bir aksesuarla bütünleşmek için. Mavi de bir koruma kolyemi taktım. Bunu defalarca sevgili dostlar kendim yaptım. Defalarca okumuşluğum vardır. Defalarca olumlama yapmışlığım vardır. Mavi koruma kolyemden. Mavi koruma başörtümden, bandanamdan ya da bandımdan sizlere koruma gönderiyorum. Bugün hepinizin böyle kötü enerjilerden korunduğu çok güzel bir gün olsun. Benden sizlere aksın, sizden de bir başkalarına, başkalarından da bir diğerlerine akış olsun sevgili dostlarım. Bunlar hep zincirlemedir. Olumlu düşünürsek olumlu şeyler olacak. Bunu biliyoruz. Bunu kuantumla uğraşan insanlar ispat ettiler. Çünkü neyi hayal edersek onu tezahür ettiriyoruz gerçek yaşamımızda. Üç şeyi unutmayacağız. Zihin, beden ve ruh üçlemesi. Unutmayın. Beden, zihin ve ruh ya da ruh, zihin, beden fark etmez. Bunları uygulayacağız. Yaptığımız ritüellerde de bunları uyguluyoruz. Bakın ben Rönesans tarotu, Laro tarot ve sevgili Dorin Virtue'nun Deniz Kızları ve Yunuslar destesi. Bundan seçeceğim. Mavi giydim.
ona yakışsın diye, deniz kızlarına ve yunuslara yakışsın diye. Sevgili dostlarım, ben de mesela sizinle beraber büyüyoruz, sizinle beraber öğreniyoruz her şeyi. Mesela bazı zamansız ölen insanların, haksız yere ölen insanların ya da yavrularımızın, Allah gecinden versin, çocuklarımız da ölüyor. Hatta Allah göstermesin, ürkütücü cinayetlere kurban gidebiliyorlar. Yani evrensel sistemle uğraşanlar, ruhaniyetle uğraşanlar diyorlar ki bazen daha onların ruhları yunuslarla bütünleşiyor. Yunuslar onların acısını duyuyor. Onları, ruhlarını rahatlatmak için öyle sesler çıkartıyorlar ki dünyanın manyetik alanı değişiyor. Böyle teoriler var. Ben de çok inanıyorum. Yunuslar çok özel varlıklar ve onların çıkardığı seslerle dünyanın manyetik alanının olumlu yönde etkilendiğini söylüyor. Anadolu insanı da diyor ya, dünya dönüyor ama iyi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor. Dua eden insanların yüzü suyu hürmetine, namaz kılan insanların, namazda dost doğru olan insanlar, yoksa namaz kılıp da insanlara kötülük düşünenlerin değil, namaz kılıp da borcunu ödemeyenlerin, kendi çıkarından başkalarını düşünmeyenlerin değil, namazı dost doğru kıl diyor. Nasıl namazda Allah'a karşı duruyorsan, Allah'ın karşısında ruku, secde yapıyorsan, insanın karşısında da aynı şekilde tevazu göstereceksin. Çünkü Allah herkesi öz nurundan yarattı. Bize tasavvuf ve nakşi felsefesi bunları söylüyor sevgili dostlarım. Ne mutlu ki böyle güzel bir dinimiz var, böyle güzel bir toplumda yaşıyoruz. Bakmayın siz Avrupa'yı övdüklerinde, Amerika'yı övdüklerinde ruhaniyet kalmamış çoğunda. Ama tabii ki mesela melek kartlarını kullanıyoruz. Çok sayıda ruhani insanda var. Bizde oran biraz daha yüksek. Biraz daha iyilerin oranı yüksek. Onlarda kötülerin oranı daha yüksek. Neyse, ben bu konuyu burada kapatmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Deniz kızları, yunuslar, periler hepinizin yardımcısı olsun. Benim kötü bir niyetim yok dostlarım. Eleştiren arkadaşlarımla da başım gözüm üstüne. Ben bazen işte pagan kültüründen, şaman kültüründen örnekler veriyorum. Doreen Virtue'nun kartlarıyla çalışıyorum. Bakın bu hanım, şu kadın kötü olabilir mi? Bakın. Şu kadın sıradan bir ev kadınıyken melek terapisine başlayan, bunu bütün dünyaya yayan çok önemli bir isim. Ben onu çok seviyorum. Bir gün dediğim gibi Hawaii'de onun kurslarına katılmak istiyorum. Aklın yolu birdir. Allah ve evrensel sistem birdir. İstediğimiz gibi dua ederiz. Yeter ki doğruluktan ayrılmayın, barıştan ayrılmayın, cana kastetmeyin, kimsenin malına göz dikmeyin, namusuna göz dikmeyin. Ben bu kadar konuştum, fazla konuştuğumu düşünüyorum. Mikrofonu da almamışım bu arada. Ama artık çekimi durduramam. Yani çok sayıda zaman gitti. Bende daha çekimler devam edebilir. İşte danışmanlık almak isteyenler var. Bu dakikaya kadar mikrofonsuz götürdüm. Umarım şimdi düzelir. Çay falıyla başlıyorum. Çay falı. Rönesans tarotu, Laro tarot ve Deniz Kızları ve Yunuslar destesinden sizlere destek vereceğim. Çay falıyla başlıyorum. Neyse haliniz, o çıksın faaliniz. Bir sandalda geziniyorsunuz. Ne olduğunu bilmediğiniz, iç yüzünü bilmediğiniz pek çok olayla karşı karşıya kalmışsın aziz dostum. Çay falını seçen dostum, kıvrak bir zekan var ama karşındaki insanların da karakteri kıvrak. Kaypak. Kaypak insanlarla karşılaşmışsın. Senin zekan bile bunu algılayamamış. Bazı kötülüklerle karşılaşmış olabilirsin. Bazı düzenbazlarla karşılaşmış olabilirsin. Ne yapalım, hayatta Alice harikalar diyarında değil. Kötüler de ayağımıza bulaşıyor. Çay falını seçen sevgili dostum, böyle kötülüklerle uğraştığını görüyorum. Ve yakın zamanda o kötü insanların hayatından çekip gittiğini ve adeta sen bir meleğin kanatlarında ruhsal ve zihinsel olarak yükseleceğini görüyorum. Kocaman bir kalkan balığı gibi bir şey çıkmış. Sert bir dönemden geçiyorsun. Sert bir dönemden geçtiğin için biraz kendine böyle dizginleme gereği duyuyorsun. Diyorsun savunmaya geçeyim.
bazı şeyler yoluna girecek biliyorum. Kirpi gibi bir inatçı insanla mücadele ettiğini görüyorum. Bir gönül hırsızı olabilir. Kadınları kullanıp ya da erkekleri kullanıp onu maddi olarak istismar edip çekip giden bir karakterden söz ediyorum. Çay falını seçen erkekse bunu kadın olarak nitelendirsin. Kadınsa erkek olarak nitelendirsin. Karşındaki aşık olduğun insan, sevdiğin insan bir gönül hırsızı. Bunu bilmen gerekiyor. Bu ilişkiyi yıkmazsan düzelmez. Düzelmesi için ilişkiyi yıkmalısın. Onu avrandan tamamıyla göndermelisin sevgili dostum. Zeka ve zekanın kıvrımlarını görüyorum. Bakın şurada görüyor musunuz? Kıvrım kıvrım olmuş bir zeka. Görüyor musunuz? Aynı buradaki gibi. Bu bir akıştır, enerji akışıdır. Zekayı, ruhu ve evrensel sistemde dolaşan, rahat dolaşan enerji simgeler. Sizin de zekanız çok güzel dolaşıyor ve belli şeyleri algılıyor. Aynı zamanda sevgili dostum, kocaman bir at başı çıkmış burada görüyor musun? At başı atın muradındır olacak. Ve mahkemelik işi olanlar, çay falında resmi evrak bekleyenler, lehinize sonuçlar geliyor. Çok güzel şeyler. Biraz emekle lehinize sonuçlar alabilirsiniz. Bakalım sevgili Dorian Virtue'nun kartları neler söylüyor? Bakalım düşüncelerine dikkat et. Korktuğun şeyi değil, yalnızca arzuladığın şeyi düşünmek önemlidir. Biraz evvel söyledim. Arzularınızı tezahür etmek istiyorsanız zihninize tohum ekeceksiniz. O tohumları olumlamayla, zikirlerle yeşerteceksiniz. Sonra da meyvesini yiyeceksiniz. Ruh, zihin ve beden üçlemesi. Üçünü bir arada idare etmen gerekiyor. Aynı araba kullanmak gibi. Karşıdaki araba, önünde giden arabaya bakıyorsun. Arkanda giden arabaya bakıyorsun. Direksiyona bakıyorsun. Aynı araba kullanmak gibi sevgili dostlarım. Şimdi gelelim. Hayatta öyle bir şey. Bir direksiyonun başındayız bakalım Allah sonumuza hayır getirsin. Rönesans tarotunu seçen sevgili dostlarım. Duygusal bir dönemden geçtiğini görüyorum. Duygusal bir dönemden geçiyorsun. Bazı şeyler yıkım. Bakın yıkılan kuleyi görüyor musun? Bazı şeylerin yıkılması gerekiyor. Bazı düşüncelerin, bazı duyguların yıkılmış. Yeni planlarla yola çıkıyorsun ve duygusal birlikteliğe evet diyorsun. Eski olan gidiyor, yerine yenisini inşa ettiğini görüyorum. Sevgili Rönesans tarotunu seçenler. Rönesans tarotunu seçenlerde bir ayrılık ve arkasından yeni bir ilişki dönemi başlıyor. Kendini bağışla. Eski suçluluk duygularını bırak ve Tanrı'nın kusursuz çocuğu olduğunu hatırla. Sen yanlış bir şey yapmadın dostum. Sevgili dostum, Rönesans tarotunu seçenler, siz yanlış bir şey yapmadınız. Yanlışı karşıdaki insan yapmış olabilir. Sen kendini bağışla. Belki yanlış bir şey yaptın ama o zamanki koşullar onu gerektiriyordu. Ve geçelim Laro Tarot'a sevgili dostlarım. Lafı fazla uzatınca böyle oluyor. Bazı hatalar yapmışsın, eksiklerin var. Ve arkandan konuşan insanlara çelme taktığını görüyorum. Çok güzel bir haber alıp göklere sığamayacaksın. Yere göğe sığmayacaksın. Çok güzel bir haber alıyorsun. Ve tezahür için müzik diyor. Biraz müzik dinle ve kendini arıt. Sevgili dostum. Laro tarotu seçenlere arınma ve müjdeli haberler geldi. Ben medyum ve spiritüel danışman Canan Canoğlu 0546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler ve saygılar. Hoşça kalın, dostça kalın.